Selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda offset bankları tekrardan nasıl kullanabileceğinizi, Legacy Shelter'ları, Legacy yayını ve M4 Shotgun'ı göstereceğiz. Hemen hızlıca başlayalım. İlk olarak Legacy Shelter'lardan bahsedelim. Legacy Shelter'lar gördüğünüz gibi bu şekilde, yani pek de söylenecek bir şey yok. 1,5K olduğuna basılıyor, herhangi bir workbench istemiyor. Şu şekilde gözüküyor. Hemen atabileceğimiz bu ortama gelerek bu şekilde attığınız gibi direkt kapısıyla birlikte geliyor. Kapısını değiştiremiyorsunuz. Anahtar kilidi söküp şifreli kilidi takma şansınız var. Fakat kapıyı sökemiyorsunuz. Kapı kırılırsa yerine metal kapı da takamıyorsunuz. Odun kapıyla bu kabin birleşik diyelim. Yani siz bu kabine hasar verdiğiniz zaman odun kapının canı gidiyor. Odun kapıya hasar verdiğiniz zaman kabinin canı gidiyor. Burayı raidlemenin en mantıklı yolu kesinlikle kapıdan raidlemek. Neden derseniz, yani kapıya iki molotof attığınız zaman şu şekilde, dediğiniz gibi tekli odun kapı iki molotofa kırılıyor. Gördüğünüz gibi tüm kabinin canı gidiyor. İki molotof attığınız zaman tüm kabin kırılıyor. Ama siz bu molotofu kapıya değil de yanlara atarsanız eğer, iki molotoftan çok daha fazlasını harcıyorsunuz. Nasıl yani derseniz, şu an burası büyük ihtimal 5 molotofu falan kırılıyor yani. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 civarı bir molotof olması lazım. Tamam, 5 tane attık mesela. Ya buranın kapısı kırıldı. Ama gördüğünüz gibi kapısı kırıldı ama bug kaldı. Şu an böyle bir bug var. Bazen kapı kırıldığı zaman bu da gidiyor. Bazen kapı kırılmasına rağmen gitmiyor. Bu komiklerde gördüğüm kadarıyla, yani güncelleme çalıştırmasında gördüğüm kadarıyla bu kapı kırıldığı zaman gidecek şekilde ayarlandı en son. Yani normalde olması gereken bu ama bazen bir bug'dan dolayı bu gitmiyor. Yani şuradakine iki molotof daha atalım. Bakalım buna gidecek. Yani buna 4 molotof atmıştık hatırladığınız gibi. 5 molotof attık. 5 molotof rağmen kırılmadı. Hemen şunu pompalı da kıralım mesela. Gördüğünüz gibi. Şunun canına bakalım. 100 canı var. Molotof'un biri biraz aşağıda kalmış demek ki. Normalde ikiye kırılıyor çünkü bu. Bir tane daha atalım. Kap kırıldığı zaman komple gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi bunda komple gitti. Bir de bunu da hemen yapalım tekrardan. Garanti olsun. Gördüğünüz gibi iki tane attık. Yani kenarlarına attığınıza göre çok daha hızlı gidiyor canı, fark ettiyseniz. Patlayıcı mermi olarak merak ederseniz eğer, 30 patlayıcı mermiye kırılıyor. Tam 30 değil de 32, 33 gibi bir patlayıcı mermiye kırılıyor. Bir tane daha atalım. Bakın yine kırılmadı, gördüğünüz gibi yine bu kabin kaldı. Normalde o kabinin de gitmesi gerekiyor işte. Bu şekilde. Bir de Legacy Bomb'umuz var. Legacy Bomb nedir derseniz, şöyle hemen bir statlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok, sadece görüntü farklı, bir de animasyonu farklı. Hemen craft kısmından da şu şekilde gösterelim. Üretim masrafı da farklı değil. Nasıl bir vuruş farkı var derseniz, şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle değişik bir açı alıyor normale göre. Tek farkı bu. Legacy fırınımıza dönecek olursak, onda pek bir şey yok. Hala aynı. İtem kısmından yine de bir çekip gösterelim Legacy fırınısı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunlar DLC olarak gelebilir ama gelmeyebilir. Neye göre gelmeyebilir diyorsanız, yani normalde bildiğiniz gibi DLC ögeleri, daha doğrusu bilmiyorsanız bile, DLC ögeleri burada bu şekilde çıkmaz. Biz onları F1'den çekeriz. Ama bu Legacy başlıklı fırındır, shelter'dır, bow'dur. Hepsini gördüğünüz gibi direkt envanterde görebiliyorum. Bu da bunların DLC olarak gelmeme ihtimalini ortaya koyuyor. Bu yüzden DLC olarak gelmeyebilir. Onu not olarak ekleyelim. Yani çünkü bu shelter DLC olarak gelse çok ağır bir Pythovin olurdu. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir şey bence böyle bir şeyin DLC ile gelmesi. Ya umarım DLC ile gelmez diyelim. Yani DLC ile gelmeme ihtimali de bunların burada olmasından dolayı.
Hemen bunlara geçmeden önce Spas'ı bir gösterelim. Spas'ın sesi değişti. Spas demişim, M4. M4'ün ateş sesi değişti. Bu şekilde. Evet, burada başka bir şeyimiz kalmadı. Bu kısım bu şekildeydi. Oyuncu degradasyonu için çalışmalar devam ediyor. Onun dışında biz şimdi bankalarımızı nasıl kullanabileceğimizi dönelim. Bankların hemen kısaca özet hikayesini geçelim. Bankalar staging'de yani test kısmında bir anda çalışmayı durdurdular. Bir güncellemeden sonra. Oyun yapımcılara sorulduğunda ne olduğunu bilmiyorlardı. Buna sebep olabilecek bir çalışma görmediklerini, neden olduğunu bilmediklerini söylediler. Bundan bir gün sonra bankalar tekrardan çalışmaya başladı. Çalışmaya başladıktan bir gün sonra da tekrardan bozuldular. Tekrardan bozulduğu günde şöyle bir açıklama yaptılar. Şu an için bunu düzeltemiyoruz. En azından bu ay için kesin olarak düzeltemeyeceğiz ama sonraki aylarda duruma bakacağız dediler. Ama bu süre içinde oyuncular yeni bir yolunu bulabilir diye umuyoruz dediler kendileri. Buradan şunu anlıyoruz. Yaptıkları bir çalışmaya yan etki olarak bunu engelliyor. Yani offset bunker'ı engelliyor. Bu çalışmayı geri alarak düzeltebiliyorlar ama büyük ihtimalle bu çalışmayı geri aldığı zaman yapmak istedikleri bir şeye engel oluyor veya daha büyük sorunlar ortaya çıkarıyor. Yani sonuç olarak offset bankların mevcut halini fixlemeyi tercih ettiler. Yeni sistem nasıl çalışıyor derseniz, ya bir tık sıkıntılı. Tam bir çözüm yok ortada ama en azından çalışıyor. Şu an genel mantık hemen şurada. Bu gördüğünüz yapıların hepsinde hiçbir sıkıntı olmadan, yani şuradan anlayacağınız üzere yanlarda bir üçgen varsa veya tamamen üçgenden oluşuyorsa veya komple üçgenden oluşuyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bunlar da istediğiniz gibi bankarı yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken 15 üçgen gidip gelmek. Eskiden 9 ya da 11 üçgen gidiliyordu. Şu an 15 üçgen gidip gelmeniz çözüyor. Eskisine göre tek farkı, böyle gidip geldiğiniz zaman bildiğiniz gibi şunu, o gidip geldikten sonra şu kısım şuraya gelmesi gerekiyor. Bunu buraya getirmek biraz uğraştırıyor. Bazen direkt çok rahat olurken bazen uğraştırıyor. Kareler şu an oldukça sıkıntılı. Yani karelerde bazı kişilerde hiçbir şekilde olmuyor. Bazıları yapabildiğini söylüyor ama bir kanıt sunmuyorlar. Yani kareler galiba olmuyor. Ben bu karede yapabildim. Ama bunda hiçbir şekilde bir yolunu bulamadım. Bu oldukça imkansız gibi duruyor. Ya yani illa ileride yakında bir çözüm bulunur. Birileri paylaşır. Biz şimdi mevcut olan bankalara bakalım. İlk olarak Stability Bunker'ın çalıştırılan haline bakalım. Bildiğiniz gibi Stability Bunker normalde fixlenmişti. Bu çatıyı böyle buraya atamıyordunuz. Ama Offset Bunker'ı kullanarak çatıyı buraya atma şansı elde ediyordunuz. Bunker'ın çalışma mantığı oldukça basit. Bunu kırdığınız zaman bunker açılıyor. Atarak tekrardan bunker'ı kapatıyorsunuz. Normalde bildiğiniz gibi alt tarafa bu çatı atılmıyor. Ama offset bunker sayesinde bunu atabiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman burada yine klasik bir halini görüyoruz. Bu çatı burada olmadığı zaman burada bir çerçevemiz var. Bunun üstüne hemen normal zemin atarak burayı kapatabiliyoruz. Bunu da çatıyla geri açıyoruz. Benim en sevdiğim hali bu hali. Niye derseniz, içinde doğmalı bankaları pek sevmiyorum. Bunu dıştan direkt açabiliyor olmanız oldukça güzel bir şey. Bu şekilde. Hemen yan tarafa devam ettiğimiz zaman full üçgen bankarımızı görüyoruz. Bunda da bu kısım açılıyor. Bu çerçeveyi kırdığınız zaman burası açılacak. Tekrar atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an şuraya bağlı olarak attığım için bak aradaki şeyden de anlıyorsunuz zaten. Şu an mesela atamam bunu. Şu an atabileceğim. Mesela stabiliteni de anlayabiliriz. %11. Evet. Son olarak buna gelelim. Buna söyleyeceğim ek birkaç not var. Ne derseniz. Bu benim şu an kullandığım mainbase'im. Uzun süredir bunu kullanıyorum. Böyle bir bunker kullanıyorum ben bunda. Yine Stability Bunker'ın farklı bir hali. Oldukça güzel bir bunker. Ben çok seviyorum. Herhangi bir zafiyet yok. Hilti ile vesaire açamıyorsunuz. HQ'ya bastığınız zaman her türlü 16 roketi gömmek zorunda karşı takım. Şimdi ben bunu yaparken şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ne derseniz. Normalde bu fake'lerini ben çok rahat atabiliyordum. Ama şu an bu base'i yaparken ben neredeyse bunu çözmem 1 saatimi aldı diyebilirim. Olay ne derseniz.
Bu bunkerı tamamen yaptıktan sonra buradaki duvarları rahat bir şekilde atabilmek için, buradaki fake'i dönebilmek için şu üçgen zeminlerin şu ikili taş kısmını görüyorsunuz ya. Bu ikili taş kısmı birinde buraya bakacak, birinde buraya bakacak. Aynı şekilde diğer tarafta da birinde buraya bakacak, birinde buraya bakacak. Bunu neden söylüyorum derseniz, kendi base'inize benzer bir zorluk yaşayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu şekilde uğraşarak çözebiliyorsunuz. Ben 15 üçgen dedim mesela. Şu an genelde 15 üçgende çözülüyor rahatça ama bazıları 13 üçgende çözüyor. Bazıları 11 üçgende hala çalıştırabiliyor. Bazıları aynı şekilde 9 üçgende yine çalıştırabiliyor. Bazı durumlarda 9 tane 9 üçgeni 3 kere git gel yaptığınız zaman çözebiliyorsunuz. Yani şu an her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes farklı bir çözüm söylüyor. Ortada net bir çözüm yok. Size kişisel tavsiyem, eğer bu bunkerı kullanıyorsanız staging'e girerek kendi base'inizi yapmayı denemenizi öneririm. Bu sayede en azından şu anlık çözümünü bulursunuz. Bu ay için zaten bunda başka bir değişiklik olmayacağı söylenen, yani bu şekilde gönderecekleri söylendi. Ama ay sonuna kadar belki biraz daha değişiklik yapabilirler bu sistemde. Yani belki daha zorlaşır, belki daha kolaylaşır. O konuda bir fikrim yok. Onu göreceğiz. Oil irrigasyondan bahsettim. Bahsetmem başka gereken başka önemli bir şey var mı diye hemen hızlıca bakıyorum. Yoksa videoyu burada kapatacağız. Twitch droplarımız geliyor. Ondan bahsedeyim hemen. 28 tane Twitch drop skinimiz var. Artı 2 olarak da bir tane hazmat skinimiz geliyor. Bir de bilgisayar istasyonu skinimiz geliyor. Yani toplamda 30 tane skin dağıtılacak. 28'i direkt Twitch Rivals sırasında 11-16 Aralık arasına veriliyor. O diğer iki skin de ne zaman verecek konusunda bir fikrim yok. Onlar da verirler bir ara. 28 skin'i nasıl alacağız? Yani Twitch Drop Miner isimli bir bot var. Bunu kullanabilirsiniz ama oyuna birlikte kullanmayın. Bildiğiniz gibi bunda bir ban sıkıntısı oldu. Yani geri konuşarak herkesin banını açtırsak ve Rust'ın yapımcıları tekrardan bu programı bir sıkıntı çıkarmayacağını, tekrardan banlatmayacağını belirtmelerine rağmen ben yine de riski almamanızı öneririm. Belki buna dair de bir video paylaşabilirim. Nasıl kullanılır, nasıl edilir diye. Ona bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.